işine yarayabilecek akupunktur'da yeni bir yaklaşım, yeni bir modalite olarak kabul edilen biyomedikal akupunktur'dan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi akupunktur bütün farklı türlerinde ortaya çıkan yaygın durum kullanılan iğneler yoluyla dokuda bir lezyon oluşturması ve bu oluşturulan lezyonla da hemostazisin dengeye oturtulması için bir takım proseslerin işlemlerin başlatılması esasına dayanmaktadır. Akupunkturun esası hemostazisin normalleştirilmesi işlemidir. Tabii bunu yaparken de bir takım mekanizmalar devreye kullanılıyor. Bu mekanizmaları iki başlık altında toparlıyoruz. Merkezi ve devlet mekanizmalar. Bir mikrofon alabilir miyim? Merkezi mekanizmaları aynı kardiyovasküler sistem, endokrin sistem, urogenital sistem gibi sistemleri yöneten, bu işin başı olan beyinden yönetilen mekanizmalar olarak tanımlamak mümkün. Devrim mekanizmaları ise özellikle iğneleme sonucunda iğneleme bölgesinde gelişen hasarın çevresinde bir desantizizasyon ve bunun çevresinde gelişen bir takım fizyolojik reaksiyonların yer aldığı olaylar olarak, yani mekanizmalar daha doğrusu olarak bakmamız mümkün olabilir. Tabii ki burada hepsi fizyolojik olaylar olarak. Böylece akupunktur, elektrik duysal sinirleri manuel yönde veya da elektriksel yolla stimülasyonu sonucunda beynin koordine ettiği bir fizyolojik olay veya da fizyolojik bir sonuç olarak kabul edecek mümkün olabilmektedir. Bunu içeren çok aşırı abartılmamış şöyle bir görüş de mevcut. Akupunktur her bir patolojik semptomu tedavi etmez. Ancak fizyolojik hemostazisi dengeye oturtmak için genel bir tedavi edici özelliği vardır. Bunun sonucunda akupunktur non-spesifiktir. Yani semptomun giderilmesine yönelik değil, vücudun tamirine yönelik bir olaydır. Bu bizim İstanbul Akupunktur Derneği olarak Ünal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde daha önce Sağlık Bakanlığı adına düzenlediğimiz kurstan görüntüler. Bugünkü konumuz işte bu klasik akupunktur temelinde bütünleyici nöromusküler akupunktur sistemi veya biyomedikal akupunktur dediğimiz batıyla oryantal tıbbın bütünleştirilmesi yani daha anlaşılır hale getirilmesi kavramını içeren bir yeni bir görüş. Bu görüşte bazı hem teoride hem de klinik pratikte oryantal tıbbıyla içinde tutulduğu bir takım safhalar var. Bunları bu yönteme göre özellikle yin ve yangın bir denge haline getirilmesinin sonucunda fizyolojik hemostazisin onarılması, ayrıca yan etkiler olmaksızın kendi kendine vücudun iyileşmesinin maksimize edilmesi ve ben dediğinden özellikle hastalığın kökünü, yani tüm vücudun tedavi edilmesi anlamına gelen ben ve hem de bir yaralar denilen hastalığın semptomlarının giderilmesi bu yöntemle mümkün kılınabilmektedir. Yine kuantum tıbbı sempozyumumuzdan bir görüntü. Bu yöntemde bu yöntemi şöyle üç konu başlıkta pratikliğine sunmamız mümkün. Bu modern biyomedikal akupunkturda bir kere sistem bir basit bir görüşü oturtulmuş. İkincisi tekrarlanabilir oldukça yüksek ve tahmin edilebilirliği de oldukça yüksek bir yöntem olduğu kabul edilmektedir. Geleneksel akupunkturun tüm vücut yaklaşımları çok büyük bir değeri olduğuna ve modern sağlık sisteminde hak ettiği yere oturtulabilmesi için
bizim bugünkü modern tıp dediğimiz ve vakıf tıbbındaki bilgilerle açıklanabilir hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla genel geleneksel akupunkturun nöral mekanizmalarında bu biyomedikal, biyomedikal akupunkturu açıklamak daha kolay olabilmektedir. Bu yöntemde nöroanatomik açıdan akı noktaların özelliklerine göz atacak olursak, öncelikle akı noktalar bölüm sinirleriyle canlılıkları devam ettirildiği kabul edilmekte. Ve bütün bu akı noktaları duyu sinirlerinde mutlaka bizim bunun ağrı biliminde de kabul ettiğimiz reseptörler, duyu reseptörleri bu noktalarda bulunduğu gösterilmiştir. Bunun dışında akı noktaların nöroanatomik yapısı dolayısıyla bu duysal sinirler üzerinden daha kolay patofizyolojik dinamikleri tayin edebildiği de bilimsel çalışmalarda gösterilmektedir. Akı noktalar genellikle statiktirler. Ancak olay veya da bir sağlık sorunu devreye girdiğinde bunlar yavaş yavaş dinamik hale geçerek özellikle daha biyobilitesinde değişkenlikler gözlemlenerek aktif ağırlığı ve duyarlı hale geldiği gözlemlenmektedir. Bir başka akı noktaların hassasiyeti penetrik dokularda genellikle bir hasarlı, bir penetrik dokularda bir patolojiyi temsil ettiği gösterilmiştir. Ama benim yanı sıra santral sinir sisteminde de bu patolojilerin hassaslaştırdığı odaklarla gösterilmesi bu yolda mümkün olabilir. 2 yıl önce Dünya Ağrı Kongresi İskoçya'ya katılmıştım. Orada milli kıyafetiyle bir sanatçıyı gösterdiler. Evet, bugünkü bu bahsettiğim bütünleyici nöromusküler ak nokta sisteminde batı tıbbını iki abadi tıbbını geleneksel akupunkturun marjinal bir olay olduğu görüşünü yıkabilmek için bu yönde daha yakın bir sistem olarak kabul edilmekte. Çünkü bildiğimiz gibi klasik geleneksel akupunkturun anlaşılması, öğretilmesi ve uygulamasında oldukça büyük zorluklar oldu. Ve zaman oldukça uzun zaman ihtiyacı, bu muayenesi olsun, tedavi yöntemleri olsun, zaman alan bir yöntem olduğu için genellikle batılı doktorlar tarafından akupunktura bir mesafe konulmaktadır. Ancak bu yöntem bu mesafeyi aşmamızda işimize yapmaktadır. Bu yöntemde akı noktaları biz genellikle 3 sınıfta tanımlamaktayız. Birincisi homostatik akı noktalar. Genellikle biraz evet başlık olarak tekrar söyleyecek olursak bu sistemde noktaları 3 ayırıyoruz. Hemostatik akı noktalar, semptomatik akı noktalar ve paravertebral akı noktalar başlığında incelememiz mümkün. Hemostatik akı noktalara bakacak olursak hemen olarak vücutta 24 tane hemostatik akı noktanın olduğu kabul edilmekte. Bunlar genellikle kronik patolojilerin ortaya çıktığı durumlarda ve ilerleyen problemlerde bu 24 temel noktanın 100-110'a kadar arttığı, çıktığı gösterilmiştir. Bu tabloda özellikle 24 temel hemostatik akı noktaların bildiğimiz klasik akupunktur noktalarıyla tanımlaması da yapılmıştır. Burada gördüğünüz gibi bu hemostatik akupunktur noktalarının geleneksel Çin tıbbındaki bütün akupunktur noktalarının karşılığı bu tabloda gösterilmektedir. Biyomedikal akupunkturda bu bahsettiğim 24 hemostatik akupunkturun lokalizasyonuna göz atacak olursak şamada gördüğünüz gibi önden ve arkadan yerleşimlerini burada göstermemiz mümkün.
Bu noktaları biraz sonra tanımlanmasında nasıl bir terminoloji işlendiğini size tekrar bahsedeceğim. Örneğin, hemostatik 1 dediğimiz nokta, terminolojik olarak bulunduğu yerin anatomik, topografik ve bölgesiyle isimlendirilmektedir. Mesela baş bir noktasında derin radyal akupunktur noktası olarak bunun ismi verilmektedir. Ve genellikle hemen hemen her insanda bu nokta hassas. Eğer homostazis bozulursa bu nokta dirseğin hemen altında ve üst kol ve dirsek çevresindeki patolojilerde hassasiyeti artmakta ve genellikle radyal sinir üzerinde ve derinde bulunduğu için tanımlamada ismi derin radyal akupunktur noktası olarak geçmektedir. İşte yukarıda şemada gösterdiğim gibi lokalizasyonda genellikle geleneksel çın tıbbındaki akupunktur noktaları yerine lokalizasyona, anatomiye uygun olarak isimlendirme bu yöntemle gerekmektedir. Örneğin burada gördüğünüz gibi H2 hemostatik noktası grid avrupular nokta olarak isimlendirilmektedir. Hemostatik akı noktaları kullanımı her vakada standartize edilmiştir. Yani bu noktalar standartize olarak bütün kişilerde eğer derin palpasyon yapıldığında bulunabilecek yerdedir. Yin ve yang arasında dengeli kuvvetler veren reseptörlerin kökünü yani beyni tam tedavi eden deneysel Çin tıbbı konseptine göre hemostatik akupunktur noktaları iğnelenmesi bu yöntemde gerçekleştirilmektedir. Bir hemostatik akı noktanın semptomatik akı noktaya dönüşebildiği de gözlemlenmektedir. Yani bu şu demektir. Hemostatik akı nokta tarif edildiği lokalizasyonda bulunuyor. Ancak problem, patoloji ilerlediğinde semptomlar ortaya çıktığında bizim ahşi, klasik akupunkturda ahşi dediğimiz noktalar, yani tetik noktalar, semptomatik noktaları temsil etmektedir. Bu hemostatik noktalarla semptomatik noktalara problemle doğru orantılar dönüşebilmektedir. Semptomatik noktalar biraz önce söylediğim gibi ağrı semptomlarıyla kişisel kalıp noktaları olarak konumlandırılmaktadırlar. Tabii ki lokalizasyonu yeri her kişide değişiktir, değişkendir. Ve kişiye özgü olarak bir yerde bulunmaktadırlar. Ve geleneksel çift tıbbında ahşi dediğimiz noktalar semptomatik nokta olarak bu yöntemle tanımlanmaktadır. Hani burada boyun ağrısında gördüğümüz semptomatik noktalar, omuz çevresi, kolda gördüğümüz noktalar, el bileği yani tetik nokta, sinir sıkışması problemlerinde gördüğümüz semptomatik noktalar, diz artroz ve diz ağrılarında ortaya çıkan noktalar gibi bu noktaların lokalizasyonu kişiye özgü değişik yerlerde bulunabilmektedir. Burada semptomatik noktalarla bazı hemostatik noktaları kombine kendi aslında grubunda göstermeye çalışmıştım. Bu semptomatik noktaların oluşumlarına bazı örnekler ağrı dışında da vermemiz mümkün. Yani astım benzeri solunum semptomlarına hassas olan akı noktalar boynunda, kollarda, sırtta ve göğsünün ön tarafında yer alabilmektedirler. Genellikle bunlar C2 ile T12 arasındaki spinal sinirlerden uzanım aldıkları gösterilmiştir. Hemostatik akı noktaların tersine semptomatik akı noktalarda hastalığı hasarla
ilişkinin kurulduğu zaten adından da anlaşılacağı üzere ancak hastalık olduğu da ortaya çıkan nokta olarak kabul edilmekte rahatsızlık ya da emosyalizm denge olduğu durumlarda bu noktada bulunmamak. Bu noktada bulabilmek için ancak derin palpasyon tekniklerinin kullanılması ve beceri isteyen bir pratiğin yapılması gerekmektedir. Üçüncü ana grup, bu biyomedikal akupunktura kullandığımız üçüncü ana grup nokta ise paravertebral, yani geleneksel Çin tıbbında kuatrajiyajı akıl noktaları olarak yer almaktadır. Bu noktalar hepinizin de klasik Çin tıbbında kullandığımız bu paravertebral noktaları biliyorsunuz. Genellikle paravertebral mesafede, yani bir omurganın sağ solunda spinal sinirler üzerinde yer alan ve genellikle orta alttan 1,5-2 santimetre uzaklıkta, bazı kitaplarda yanımla 1,5 santim diye tanımlanan bu noktada paravertebral nokta olarak bulunmaktadır. Bundan daha ziyade bu noktalar otonom sinir sistemi aktivitesini düzenlemede ve homeostazize otonom sinir sistemini düzenleyerek katkıda bulunmaları bakımından önemli noktalar olarak karşımıza çıkacaktır. Hep burada gördüğünüz gibi spinal sinirlerin içerdiği inervasyon alanları, yani dermatomlar boyunca bu paravertebral noktaları kullanmamız mümkün olabilmektedir. Dermatomlara uygun olarak işte görüyorsunuz paravertebral noktalar. Klinik bakımda hemostatik akı noktalar ve semptomatik akı noktaların tersine lokalizasyon pratik uygulamada bu paravertebral noktaların uygulanmasında bir özellik var. Bu özellik nedir? İşte spinal sinirler ring posterior dallarından inervasyon aldığı gösterilmiş olan bu noktada genellikle bir tület tarzında üstteki ve alttaki dermatom alanlarında kayarak yerlerini daha etkin olarak bu noktaların, yani tek bu noktaları kullanırken biz genellikle semptomatik noktaları bulduktan sonra o semptomatik noktaların dermatom alanı içerisindeki paravertebral noktaları kullanmayı tercih ediyoruz. Ancak bu paravertebral noktalar biraz önce anlattığım gibi spinal sinirlerin posterior dallarından branş aldığı için ve de özellikle filet tarzında üstte ve altta inervasyon sinirlerinden de etkilendiğinden pratik bakımdan üstteki ve alttaki dermatomları da vertebral noktalarının iğnelenmesi etkinlik bakımından önem arz etmektedir. Sayın hocam, son 5 dakika. O zaman bu anlattığım noktayla. Evet, genellikle buna göre üst ekstremitelerdeki semptomatik akı noktalar için C4 ve T1 boyunca kullanılan paravertebral nokta seçimi önem göstermekte. Alt ekstremitelerdeki semptomatik akı noktalar görüldüğünde ise L2 ile S4 arasındaki paravertebral noktaların pratiğe sokulması etkinlik bakımından önemlidir. Akı noktaların üç tipinin kombinasyonu bütün ağrı semptomları için evrensel standartize olmuş bir protokol meydana getirmekte. Yani buna göre geleneksel Çin tıbbında uygulanan ağrı problemlerinde semptomatik akı noktaların tedaviye ve tanımlanması özellik göstermekte. Bu konuyla ilgili en büyük çalışmaları yapan Chan Wang denilen meyelim 30 yılı aşkın bu noktaların etkinliğiyle ilgili çalışmalar yapmış ve buna göre hemostazis bozulduğunda 110 tane hemostatik akı noktasının geliştiğini ve temelinde 24 noktanın bulunduğunu göstermiş. Burada spinal sinirlerle bu noktaların ilişkilerini şematik olarak görmektesiniz.
Ben buraları biraz hızlı geçeceğim. Madem süremizi kullanmam gerekiyor. Sağlıkla ve hemostazis bozulmaya başlayınca işte duyarlılık olan bu noktaları tespit ettiğimizde pratikte uyuş doktorun kullanımında nasıl bir prognoz bizi bekliyor? Bununla ilgili yapılan çalışmada burada slide'da bir sorun olmuş herhalde. Müellif, yani Dr. Dunk'ın yaptığı çalışmada genellikle 4 kategoriye ayırmış bunları. Tedavi protokolünden bahsedeyim kısaca. Tedavi protokolünde genellikle bu yönteme göre standartize edilmiş hemostatik altı noktalar ve beraberinde de biraz önce öyle söylediğim gibi ağrı kondisyonlarda semptomatik altı noktalarla paralelde noktalar tedaviye iştirak etmekte ve üçlü nokta tedavisiyle bu yöntem etkili duruma gelmektedir. Tedavi protokolü de amaç hemostazisi düzeltmek ve iyileştirmek. Onun dışında ana semptomlar ortadan kaldırmaktır. Yapılan çalışmada doktorların tarafından bunların etkinliğini gösteren bir çalışma. Görüldüğü gibi A grubu hastada 24 hemostazis akı noktasının altında tespit edilen gruba A grubu diyor doktordan. Bunlarda ağrının geçmesi için tedavi sayısı genellikle 4-8 seans ve etkinliği de genellikle yıllarca sürdüğü gösterilmiş. B grubu dediğinde yani 24 ve 52 hemostazis noktasının tespit edildiği grup oluyor bu grup. Bunda da 8 ile 16 seans tedavi gerektiği ve etkinliğin de aylarla yıllar arasında etkinliği sürdürüldüğü gösterilmiş. C grubunda ise 53 ile 79 hemostatik noktanın bulunduğu grup. Bunda da 16 ile 32 seansın gerekli olduğu ve etkinliğin de haftalar ve aylar arasında sürdü. Ve son D grubu dediği yani daha kötü grup 80 ve üzerindeki hemostatik noktanın bulunduğu ve tedavinin de 32'nin üstünde seans ihtiyacından etkisinin de günler ve haftalar bazında olabildiği gösterilmiştir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bir anons yapmak istiyorum. İstanbul Akupunktur Derneği'nin yayınladığı dergilerle ilgili olarak dün yapmış olduğum anonsu hatırlatmak istiyorum. Getirdiğim dergiler hepinize dağıtılacak sayıda olamadığı için Avcı'ya da arkadaşlar isimlerini ve e-maillerini yazdırırsa deske ben mevcut dergilerinizi size formüle ederek e-mailinize göndereceğim. Hepinize teşekkür ederim. Hocam bu klasik akupunktan farklı bir bakış açısı getirdim. Biyomedika akupunktur konusunda izah edin artık için hocama çok teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Bilal Bey'e çok teşekkür ederim. Hakikaten mükemmel araştırmaların konusunda müsaade ederseniz. Tabii hocam. Biraz ilave bir şey olacak. Efendim, bazı bir kitapta ve bazı arkadaşların konuşmasında vaktiyle bir noktanın ölüm getireceği hakkında bir şey biliyorum. Bu yanlıştır. Akupunktür kimseyi hiçbir noktayla öldüremez. Böyle bir şey yok. O hiçbir noktası öldürür. Nerede? Film icabı. Film icabı yapılmış bir filmde var. Böyle bir hakikat yoktur. Onun için bunu ilave etmek istiyorum. Güzel dostlarım. Bir, iki. Akupunktür noktasının uyarılması hiçbir zaman negatife yönelik etki yapamaz. Siz isterseniz bir hastaya astım yapamazsınız, migren yapamazsınız. Sadece akü noktası pozitife yöneliktir veya sıfırdır. Ama onun için korkmadan, bıkmadan uyuyor bu şeylerinizi, uygulamalarınızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Salondan başka soru katısı olan. Tam bir katkı yapabilir miyim ağrı konusunda? Cildin ağrıya verdiği cevaptan biraz bahsetmek istiyorum.
hep ağrı olduğu zaman arka köklerin oynadığı, işte medulasikler, sinirlerin ilk cevabı verdiği düşünülüyordu. Ama artık cildin ağrıya verdiği ilk cevap olarak cilde bulunan propiomelanocortin ve bununla eşdeğerlik olarak dopamin reseptörlerinin bulunduğu da zaten burada bilimsel katkıda biz de kullanmak isterseniz. Bunu söylediğim yöntem de olsun, genel akupunktur noktalarıyla olsun. Nebula spinoz yönünde dorsolateral traktus kanalıyla bu iletilerin orta beyne gittiği ve orada bildiğiniz gibi hipotalamus ve hipofizde akupunkturun dessan derne olan nebula spinoz'da inhibitor mekanizmalar devreye girdiği bilinmektedir. Ama ondan önce de ciltte propiomelanokortin evet. reseptörleri bulundu ki ilk etkiyi cilt yapıyor. Yani ondan sonra... Yok etkiler. Evet. Dur hocam, son kez de söylüyorum. Teşekkür hocam, güzel sunum için teşekkür ederiz. Sunum sırasında cervical 4 toraks astımda, cervical 4 ve toraks 10 arasındaki lernotonlardaki noktalar astıma göre, astımın şiddetine göre. Yani şöyle bir bilgimiz var. Bu bilgiyle nasıl paralel gidiyor onu öğrenmek istedim özellikle. Toraks 1-4 arasındaki sempatik sinir inervasyonu akciğerlere ve kalbe inerve ediyor. Genelde beçil noktalarında, geleneksel Çin akupunktüründe özellikle işte akciğerin beçilisi de yine bu sempatik inervasyon alanına düşüyor. Cervical 2 toraks 10 dediğiniz zaman biraz daha geniş aldınız. Orada daha farklı orada, şeyler kastediyorsunuz. Orada söylemek istediğim şuydu. Bu yöntemde biliyorsunuz semptomatik noktalar ortaya çıkıyor. Semptomatik noktaların inervasyon alanı olarak kullanacağımız bekşu noktaları bir üst bir alt dermatomları da içerecek şekilde geniş bir range'de yapıldığında da etkili olacağını söylediğim için o alanda semptomatik noktaların bulunacağı alan yere göre o marjı koyduk. O marjı geniş bir alan koyduk. Peki palpasyonla veyahut da yani gözlemci inspeksiyonda hassas olduğu tespit ediliyor semptomatik noktaları. Derin palpasyonda ve inspeksiyonda da renk değişikliği olduğu gözleniyor. Aynı. Bazen renk değişikliği hastalığın derecesine göre olmayabiliyor tabii ama çok derin yani çok kronik durumlarda tabii ki. Teşekkür ederiz. Şu zaman çok kısaysa bunu. Kısa hocam. Hocam teşekkürler. Diyelim ki fibromiyajı için hocam. Bir örnek üzerine gidersek. Normal bildiğimiz bir için akupunkturuyla sizin bahsettiğiniz spesifik akupunktur kıyaslanmış şöyle bir araştırma var. Merak ettim. Ben açık konuşayım. Kendi pratiğimde ben arbolojiyle uğraşan ağrı uzmanı bir öğretim üyesiyim. Dolayısıyla bu yöntem bana daha pratik geliyor pratiğimde. Hem zaman kazanmaktan, zamanımız çok kıymetli çünkü. Üniversitede çünkü çok hasta baktığımız için kesime gitmemiz lazım. Yani biraz önce anlattığım gibi gene bizim yaptığımız toplantılarda, konseylerde ve geleneksel Çin tıbbı terminolojisiyle konuştuğumuz vakit çok kabul görmüyorsunuz. O yüzden bu yöntem daha scientific olduğu için ben bu yöntemi tercih ediyorum. İlhan Öztekin hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla buluyoruz. Önümüzün ikinci konuşmacısı Profesör Doktor Doğa Çelik. Hocam buyurun. Meslektaş olmaktan gurur duyuyorum. Yıllarca takip ettiğimiz hocamız. Sayın Başkan, çok değerli sevgili hocam, değerli meslektaşlarım, hepinizi burada böyle görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah daha da artarak devam ederiz. Benim biliyorsunuz ortodoks eğitimi, fizik tedavi, akupunktürün hemen hemen akupunktürle bütün hastalıkları tedavi etmeme rağmen kendi özel ilgi alanım bakımından daha çok böyle
son yıllarda özellikle fizik tedaviyi ilgilendiren bölümlere yöneldim. Bununla